efendim, Şükran Soner'le birlikteyiz, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Birinci bölümde IŞİD'i konuştuk, hemen arkasından Erdoğan'ın derdi başka deyip Küba'da camiye gittik. Aslında Erdoğan'ın derdi hep aynı demek lazım belki. Hem IŞİD meselesinde Suriye'de, Irak'ta, hem Küba'da vesaire. Sünni İslam'ı Türkiye'de hayatı da idare eden bir sistem haline getirmek ve bunu da dünyada olabildiğince yaygınlaştırmak. Şimdi hani Küba meselesi bir fantezi olarak gülünüp geçilebilir ama baktığın zaman Suriye'de olan biten, Irak'ta olan biten, yani Sünni İslam adına senin de programın birinci bölümünde oradaki Sünni aşiretlerini desteklediğini haklı olarak altını çizdiğin, IŞİD'in güçlenmesine yol açan en azından sosyal psikolojik faktörler, gerisini bir kenara bırak, hep buradan kaynaklandı. Dinsel referanslardan kaynaklandı. Ve gele gele şimdi IŞİD'le hani müthiş bir savaşa gelindik. Daha doğrusu savaşın eşiğine gelindi. Çünkü kimilerine göre savaş, asıl savaş hala başlamadı deniyor. Yani Kobani bazı bölgelerde tabii ki çok yoğun şeyler yaşandı, çok acı şeyler yaşandı, ezildiği köyleri vesaire. Kobani'de olan da vahşi bir şey. Bu arada Kobani ele geçirildi, IŞİD püskürtüldü denmişti, sonra tam öyle olmadığı anlaşıldı. Biraz Kobani'yi ve Türkiye'deki, hem Türkiye'deki hem de Kuzey Irak'taki hem de tabii ki Suriye'deki Kürtlerin bu konuya bakışını bir anlatır mısın lütfen? Şimdi bölgedeki bu kaostan bana göre en çok ve en ağır payını alan bölgedeki Kürtler oldu ve daha da olacak bundan sonra. Çünkü Amerika'nın işgalle, fiili işgalle bölgeyi denetleme projelerinden çoktan geri dönüldü. Koşullar yok ve de bunu sistem kaldırmıyor. Dönülünce kendi içinde partnerler bulmak gerekiyor. Nasıl İsrail'de yaşayan Yahudiler açısından ömür boyu bölgede emperyal çıkarlar adına desek, yani kabaca şeyle bir projeyi sürdürmede savaşan rolü varsa, yani Amerikalı Yahudiler orada yok, Avrupalı Yahudiler de yok, orada Doğu blokundan göç etmiş Yahudiler var çoğunlukla. Şimdi bir de böyle bir içine girdiğiniz zaman bunları görüyorsunuz. Bir rol üstlenme olayı var. Şimdi bölge diyor, Amerika dikkat edin, her yerde onun altını çiziyor. Herkes kendi sorumluluğunu üstlensin. Haklı da dışarıdan baktığınız zaman. Ama sistem öyle bir dağıtıldı ve insanlar öylesine bir arada yaşayamaz hale geldi ve öylesine geriye gitti ki toplumlar ve de ekonomiler ve siyasete parçalanma ve öyle bir ırklar ve mezhepler üzerinden bir ayrışma yaşandı ki şimdi siyasi bir yerde kitlenme diye bir şey var. Bana sorarsanız Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarının kitlendiği bir siyasi rol var. Yani bu onu baştan yükseltti. İktidarda en çok büyüyen parti oldu Türkiye'de ve de kaldı uzun süre. Çünkü müthiş bir Batı desteği de vardı arkasında. Ve savaş ganimetlerinden pay alma da vardı. Öyle ya da böyle bulaşılan ataklık da var. Ama sonuç Sünni İslam siyaseti üzerinden bir varoluş. Ve buraya kilitlendiği zaman bütün algılamalar buna göre oluyor. Şimdi kasıtlı mı, daha şeyi mi baskın çıkıyor, dinsel kimliği mi baskın çıkıyor da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı sorumluluğu, hangi ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutan boyutlarda bir taraflılıkla dünya çapında meydan okumaya kalkışıyor. Yoksa var olmak için, hesap vermemek için, bir de iç, hele o cemaat hesaplarından sonrası, hele de o kirlilik üzerinden olan, zenginleşme üzerinden olan hesap verme, yani yüce divanlara gitme listeleri karşısında bir zorunluluk haline mi geldi? Bu bir şey, iç içe hepsi bir tek bir belirleyici olduğunu düşünüyorum yani, ama. Yani Türkiye'deki varlığını güçlendirebilmek için Sünni İslam modelinin şimdi bize de öyle bir tek taraflı bir kamuoyu oluşturma var ki hemen bütün medya ağırlıklı emrinde bu yaratılan, hani gündem belirliyor deniyor ya, gündemin peşinden koşma halleri var ki perde arkasındaki olamazları sorgulamıyoruz. Yani bu ülkenin vatandaşının vergileriyle, laik cumhuriyetteyiz biz, rejimimiz değişmedi, vergileriyle gidip Küba'da cami yapma hakkı nereden buluyor kendine?
Şimdi bunu, ona geçelim ama şeye gelelim. Ama kavramla ilgili bir şey söylüyorum. Burada yani devlet sorumluluğu ve aidiyetle ilgili bir şey söylüyorum. Bunu gidip bir işte Vatikan yapar, gider bir kilise örgütlenmesi yapar. Yani gider bir para, yani bedeli vardır. Oturur Sünniler, para toplarlar, giderler filanca yerde cami yaparlar. Bana ne yani, ceplerinden çıkar. Ama devletin kaynaklarıyla devlet adına bunlar yapılamaz. Bir defa bu algılamayı görmemiz lazım. Biz burada bunları unuttuk. Şimdi bir rol üzerinden devam ediyor ve bu rolle o kadar fanatizme varıldı ki şimdi tamam IŞİD'i savunacak hali kalmadı açığa çıkan olaylar karşısında. İktidarda zorunlu olarak IŞİD'i savunmadığını söylemeye cümlecikleri geçiştiriyor ama cümleciklerle geçiştiriyor. IŞİD projesi üzerinden anlamlı bir tek eleştiri oldu mu iktidarda? Hayır. Bir tek hesaplaşma oldu mu? Veya IŞİD'inle ilgili Türkiye'yi o kadar suçlama geliyor. Gerçekliğine ilişkin gerçekçi savunma oldu mu? Olmadı. Şimdi böyle sübjektif olunca, gettolaşma olunca Kürt sorununda da yani barışçı çözüm yolunda da taraflar açısından bir kaosa girildi. Ve güvensizlik biraz daha girildi. Yükseldi tabii. Bence şu anda şimdi yeniden bir barış toplantısı falan işte bugün hükümet görüşmesi var ya bu zorunluluktan görüşme. Tabii, tabii. İki taraf da buradan geri dönemiyor. İki tarafın tabii, sorunları masadan, farklı. Masadan kalkan olmaya tabii, cesaret edemez. Çünkü bir tarafta. Hem toplumun çoğunluğu burada savaş istemiyor hem de yaşam dayatıyor. Orta Doğu'da öyle bir bela var ki hele Kürtler açısından öyle bir sorumluluk geldi ki başına. Peki bir şey soracağım sana. Şimdi hani bir yandan da ya bunu çok büyütüyorsunuz diyen de var IŞİD meselesine. Hani Amerika tamam kararını verse bir haftada biter gibi ama o Kobani'ye bakıyoruz. Kobani'yi mahvettiler. Bölgeyi mahvettiler. Yani şimdi, nereden buluyor bu gücü IŞİD Allah aşkına? Nasıl bir güç IŞİD? Bir haftada bir ülkeyi bitiriyorsunuz binalarıyla bombalayarak. Korkunç havadan. Bir şey. Onu yapıyorsunuz. Yani Kobani de evet, bugün harabe evet, halinde. Maalesef. Suriye'deki iç çatışmanın olduğu her kente gidin. Yakın plan görüntülerde. Halep'e gidin. Nereye giderseniz gidin. Maalesef. Irak'ın her tarafında harabe dolu. Harabe yaratmak kolay. Ama insana ne yapacaksınız? Hayır, IŞİD bu kadar güçlü mü? Ben yani hani koalisyon işte bombalıyor. Koalisyon uçakları dediğimiz jetler. İşte peşmergeler geçti. İçeride müthiş bir direniş var. Buna rağmen mesela püskürtemiyorlar şimdi IŞİD'i. Şimdi kuralsız düzenin kuralsız savaşlarında IŞİD çok güçlü. Düzenli orduyla savaşma koşulları, karşılıklı silahlı güçler, bombalar, uçaklar falan sayılarak olur savaş. Korkunç kayıpları şimdi, da vardır ama şimdi kuralsız düzenin kuralsız savaşı başka. IŞİD'in kökeninde eğitimciler, bir bakıyorsunuz geçen hafta IŞİD'i iyi bilen arkadaşları dinledim ve dediler ki en büyük korkumuz geçen hafta değil, iki hafta önceydi. Taliban'dan da gelmeye başlarlar mı diye. Taliban'dan da gelmeye başlamışlar. Ya 200 bin kişilik bir ordudan söz ediliyor. Evet, olabilir şimdi, mi? Evet, olabilir Kuzey mi Irak sence? Yönetimi açıkladı 200 bin Kuzey diye. Kuzey Irak yönetimi. Yönetimi açıkladı. Başkan yardımcısı açıkladı. İsmini ezberimde yok. Dün açıkladı. 200 bini buluyor dedi. Dünyanın her yerinden o hani mutsuzlar ve de düzene isyan edenler bir biçimde kendilerine de iş, güç ve şey bulamadıkları için oraya gidiyorlar ve çağırıyorlar. Yani insanların delirme halleri vardır. Suç işleme eğilimlerini yaratan koşullar vardır. Yani hangi koşullarda bu oluyor? Bunu üreten bir dünya var. Dünyanın her yerinde bu önemli koşullar olan var. Travmatik olan bu. Yani 200 de olur, 500 bin de olur. Yani çünkü günübirlik oluşuyor bu. Yani genç çok insanın baş kaldırısı, suç işlemesi. Yani niye şu mahalleden suçlu çıkıyor diyorlar. O mahalledeki doğan çocukların beyinlerinde tabii, suç işleme tabii, kodu yok. Hrant Dink cinayetinde görmedik evet, mi? Evet. Söylendi bunlar. Evet. Koşullar yani bebeklerden katil yaratılıyor. Şimdi sorun orada ve buradaki tehdit, benim gördüğüm tehdit bir şey söyleyeyim. Biz Türkiye'de hiç şey etmedik. Mesela Ezidiler niye Türkiye'ye kaçtı? Niye Kuzey Irak'ta kalmadılar? Koşullar hayır, el vermedi. Kuzey Irak ben sizi koruyamam dedi. Koruyamadı. Tabii. Kuzey Irak toprağında iken, oraya sığınmışlarken
sabaha karşı baskına uğramadılar mı Şii tarafından? Şimdi bizim görmediğimiz oradaki gerçek şu. Kuzey Irak iç dünyasında Peşmerge IŞİD'le savaşamayacağını biliyor. Peki bak şimdi burayı görelim. Parçaları tamam, bunları görelim ve parçaları da görelim. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi konuğum Şükran Soner'in gazetesi bugün bir habere yer veriyor. İncirli'ye sürpriz ziyaret diye bu manşetin hemen altında. Hı hı. Şimdi Amerikan Genelkurmay Başkanı, bakın evet. Amerika'nın Genelkurmay Başkanı aynı zamanda koalisyon denilen aslında çoğunluğu Amerika gücünden ibaret o IŞİD'le savaşan koalisyonun da başındaki isim denebilir. Dempsey evet. Bağdat'a gidiyor. Bakın sonra Erbil'e gidiyor. Sonra nereye geliyor? İncirli'ye geliyor. İncirlik'te teftişlerde bulunuyor. Türk yetkilileri de görüşüyor. Çünkü geçen hafta Bağdat yönetimi açıklamasında hı-hı. dedi ki biz IŞİD'le baş edecek koşullara sahip değiliz. Yani bundan askerimiz yok. Bundan şunu çıkartıyoruz. Amerika içinde girmek zorunda. Ama Amerika da girmek zorunda ama esas olarak burada sahaya sürülecek olan evet, Türkiye, işte Türk askeri. Mesela orada tabii Kürtleri sürüyor, Kuzey Irak'ı sürüyor, Peşmerge dövüşemiyor. Yani Peşmerge Allah aşkına gördük birkaç kamyon. Yani çünkü o neye yetiyordu? Kamyon. Amerika'nın işgalindeki Irak'ta Kuzey Irak'ı kurmaya yetecek polisiye güçtü o. O savaşacak bir yetişmiş çetelerle savaşacak militan güce sahip değil ki. Şimdi Amerika onları öyle eğitmeye çalışıyor ve diyor ki sonuçta yani ölecek insanlar benden olmasın, ben sizi eğiteceğim. Ama sizi eğiteceğim derken misyonerleri de tek tek işte infazı gördük. Şimdi gece. Times gazetesi bütün bu parçaları böyle maalesef medyada da ister istemez belki öyle. Parça parça bunlar. Ancak köşelerde buluşmuyor. O da her gazetede bulamıyorsunuz. Köşelerde bu konuya hakim köşelerde bulabiliyorsunuz. Şimdi Times gazetesi de diyor ki Türkiye'nin IŞİD'le çok sıcak savaşa girme ihtimalini göz önüne alarak IŞİD Türkiye'de etkili eylemler yapabilir. Tabii. Yani Türkiye'yi vazgeçirmek için. Şimdi ama bütün bu veriler bize neyi gösteriyor? IŞİD'le savaş Türkiye açısından en azından. Orada ölen ve savaşanlar var hala o ayrıma. Türkiye açısından yeni başlıyor, yeni tabii, başlayacak. Tabii. Dempsey, Amerikan Genelkurmay Başkanı yeni geldi. Bir hafta sonra, 5 gün sonra Amerikan Başkan Yardımcısı Biden geliyor. Ve sıcak savaş kapıda. Şimdi geçen haftanın son açıklamasında IŞİD cephesinden dikkatimi çekmişti. En büyük birinci düşman hedefleri Suudi. Çünkü direkt Amerikan üsleri oradan hareket ediyor, oradan gidiyor. Yani bombardıman güç şeyleri, silah her şeyi falan. Onlar da bir beklemede Türkiye ile ilgili. Evet. Türkiye'de mümkün olduğu kadar bu işe geç bulaşma açısından bir beklemede ama iki taraflı bir zorlanma var. Fiili yani yaşamın dayatması biçiminde ve Amerika'nın kendi savaşmadan bölgedeki güçleri kullanma stratejisi içinde bir zorlama var. Bir şeyi unuttuk mu? Kendisi de savaşacak belki ama biliyorsun 5-10 bin asker gönderecek Obama. Hayır zaten o şekilde. O kadar tabii. Ama o kadar da, dikkatliler ki orada Libya'ya bir hafta önce ne işimiz var Libya'da, NATO'nun ne işi var Libya'da evet. dedik. Bir hafta sonra İncirli'yi vermedik mi? Üst tabii. burası oldu. Buradan İncirlikten hareket edildi. Gitti. Sonra bütün Libya'daki, şimdi ne halde Libya? 10 tane işimiz rehindi kurtardık diye hafta sonunda övünülen haberlerden biri oydu. Uzun bir zaman yalvarıldı. Bütün yani. Bu çerçevede işte IŞİD'in 200 bin mevcuda ulaşmış olması sorun o. İnsanlığın sorunu çok bu. Çok vahim bir durum. Bunu hani Kuzey Irak yani bölgesel Kürt yönetimi açıkladı. Dolayısıyla ciddiyeti var diye düşünüyorum. Evet. Yani ciddiye almak durumundayız. Ben bizdeki barış sürecinde sırf bu zorlamanın ürünü olduğunu düşünüyorum. İki tarafta gönüllü falan değil ama iki tarafta burada bir cephe oluşturacak halde değiller. Yani yaşamsal sorunlar var çünkü.
Çok. İki taraf için de. Çok. Yani bu çerçevede bir zaman kazanmış oluyoruz yani. Hani bütün bunlara bakıp da Küba'da cami fantazisiyle masallar gerekli topluma. İşte masallar gerekli. Hani bir de cehaleti bu kadar açık alay konusu olmasak daha iyi tabii de maalesef. Şimdi bakın medya bütün bunları görüyor. Medya derken havuz medyasını ve ana akımı söylüyorum. Belli konularda geliyor susuyor. Şimdi çok tuhaf, IŞİD'i de görmüyorlar. IŞİD'i unuttular. Tabii. Kobani'yi görmüyorlar. Tabii. Kobani'yi unuttular. Sarayı zaten görmüyorlar. Yolsuzluğu hiç görmüyorlar. Ama ve lakin hiçbirinde çözüm üretecek halde değiller sistemleri evet, açısından yani zorundalar. Satır arası saklamak bu yani zorundalar. Çıkarları açısından ellerinde çözüm reçetesi yok ama gerçekler de bir yere kadar kapatılabiliyor. Geçen hafta birkaç programda söyledim, meclis bu yolsuzluk dosyalarına soruşturma komisyonu kurdu 17 Aralık için özellikle. Habire birilerini dinliyor, o habire birileri dinlendikçe de hani hiç değilse senin gazeten her gün haber yaptı Cumhuriyet. İşte Yurt Gazetesi, Sözcü özellikle yaptı. Bugün gene Sözcü gazetesini verelim mi arkadaşlar? Sözcü hani bazı konuların peşini asla bırakmıyor. Bugün olduğu gibi. Her gün böyle ilginç bir manşet atıyor. Bugünkünü görelim. Birazdan, nasıl birazdan sevgili çocuklar? Çok fazla geç geliyor. Evet. Gene saray ama bu küçük saray. Vahdettin Köşkü İstanbul'daki çünkü 1,5 trilyonluk katrilyonluk ya da Aksaray yetmedi. Vahdettin Köşkü'nü yazmış. Şimdi bunlara bakıp bir de yolsuzluk meseleleri de gündeme gelince hakikaten bunlar artık bir yerde saklanamıyor. Etiyen Mahçupya'nın karda ölürken düş gören çocuğun travması gibi bir şey ya, oluyor her zaman bu sonuçlar. Galiba. Yani ne kadar kötüye gidiş varsa o kadar çok gerçekten kaçma gereksinimi ve düş görme. Hele siyasetten seçmeninizi korumak istiyorsanız başka yolu yok çünkü. Şimdi Etiyen Mahçupya'nın zaten AKP'ye ve Erdoğan'a olan hayranlığını bilmeyen yok. En sonunda da zaten Zaman Gazetesi'ndeydi, Akşam Gazetesi'ne yani hükümete yakın bir yere terfi etti ve Başbakanlık Başdanışmanı oldu. Geçenlerde bir açık konuşmasında üstelik de diyor ki İslami kesimin en az yarısı yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Bundan hoşlanmıyor, bundan rahatsız. AKP de bunun farkında. Ve parti içinde bu açıkça konuşuluyor. Şimdi basbayağı bir itiraf. Peki medya bunu görüyor mu? Hayır. Maalesef görmüyor. Tabii. Hep böyle oldu zaten. Hep böyle oldu ve şimdi biz o kadar alıştık ki bu medyaya doğrudan doğruya birinci elden alo Fatih hattına o kadar doğal kabul ettik ki yani bunu bir sistemin bir parçası gibi. Böyle olunca bu daki çelişkiler bizi kaçıyoruz. Bu kaçışın bir parçası bu ve bu kaçışta giderek daha ayrıntılı medyanın ele sonu yok, dibe vurmanın sonu yok çünkü dibe vurma halleri geliyor. Ben şimdi işten uzaklaştırılan ana akım medyadaki arkadaşlara bakıyorum, kaldırılan yayınlara bakıyorum. Bunlar geçmişte en popüler şeylerdi. Yani bunun sonu yok. Giderek geriye gidiyor. Evet maalesef. Çünkü maalesef. Yasak ve yani gündeme gelmemesi gereken alanlar, karartılması gereken gerçekler çok katlanıyor. Yani bunun sonu yok. Ama bir tipik sahneyi anlatmak istiyorum. Gezi de yani yurt dışındaydı. O zamanki başbakan, şimdi cumhurbaşkanı Ankara'ya döndüğünde aynı günde birkaç yerdeki öfkeli çıkışı ve tehdidi, o gün korktum ben.
orada o öfke ve o tehdit bize değildi. O parti içi şeyin Mahçupyan'ın sözünü ettiği partideki kadroları birebir hayatınızı kaydırırım demekti ve öyle oldu. Boyun eğdiler yani. Sadece tabii onlara değil, yani iş dünyasına boyun eğdiriyor, hadi, medya patronlarına, hadi, gazetecilere, habire... O çerçeve içinde o. Habire fırtına o esiyor. O çerçeve içinde. Bir ekonomi gazetecisi arkadaşım, kendi yazamadığı için aynı günün akşamında benimle karşılaştığında sadece bil diye aktardı birinci elden. Çok önemli bir işletmenin, çok önemli bir açılışında bağıra bağıra sayılıyor isimle, şu ihaleyi, şu 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 şunları aldın, şu kadar kazandın, şu ihalede de şunu ortak alacaksın. Sonra da tarafsız medya istemiyorum diye bağırarak gidiş sahnesi var. Bunlar yaşanıyorsa ve bunlar özellikle bütün işverenlere gösterilerek yaşatılıyorsa, var olma yolu bu hale getiriliyorsa sınırlı. Burada asla tabii masum değiller ama böyle bir zaten kuralsız düzeni, kuralsız kazançlarında en üst payı alanlar olarak seçimlerini böyle yapıyorlar. Yani bu böyle. Ben de dünkü yurttaki köşemde yazdım. Birkaç epey bir kulis bilgisi derledikten sonra yazabildim. Şimdi önemli gruplara doğrudan bazen patronlarına ya da CEO'larına telefon gidiyor. Deniyor ki şu 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 gazetelere ya da şu yayın kuruluşlarına, gruplarına reklam vermeyeceksiniz, ilan vermeyeceksiniz. Zaten cemaate yakın tabii yayın gruplarında kendiliğinden bir geri çekilme, belki bir azalma oldu. Ama mesela Doğan grubu için doğrudan telefon edildiğini birebir bilenler var. Bunlar konuşuluyor. Demeçlerde banka kurtarılmayacak denmedi mi? Oraya para desteği yapılmayacak diye. Dertçisi var mı? Yani çok vahim şeyler oluyor. Bakalım hani medya dayanamadı, iş dünyası dayanabilecek mi? Şimdi bu arada Şükran Soner'in söylediği şöyle önemli. Bakın IŞİD meselesinin gerçek yüzü. Davutoğlu diyor ki Amerika, Obama nihayet bizim çizgimize geldi. Bunu basbayağı böyle manşet atıyorlar. Sonra Obama yalanlıyor. Hayır öyle bir şey yok. Benim Suriye çizgimde bir değişiklik yok. Hatta ve hatta benim Suriye devlet başkanı Esad'ı makamından uzaklaştırmak gibi bir planım yok diyor. Hani saray darbesi bile düşünmüyorum diyor. Hani, bunu bile neredeyse ima ediyor. Şimdi ama bu yer almıyor. Karanlık bölgeler hakikaten neydi, böyle çoğalıyor. Onlardan biri İşçi cinayetleri, evet, maden cinayetleri. Bugün Hürriyet'te Faruk Bildirici, ombudsman, Hürriyet ombudsmanı, okur temsilcisi, Hürriyet muhabiri Mesut Benne'nin Ermenek'te yaklaşık 10 gün kalmış, 3. günü gitmiş Ermene'ye ve orada medyanın nasıl çalıştığını, daha doğrusu çalıştırılmadığını tanıklık etmiş, anlatmış. Mesut Benli'nin anlattıklarını dinleyelim, devam edeceğiz. Kaza sonrasındaki ilk gün arkadaşlar bir engelleme ile karşılaşmadan rahat çalışmış. İkinci gün güvenlik önlemleri artmış. İlk engelleme jandarmanın canlı yayın araçlarını geri çekilmesini istemesi olmuş. Benim bölgeye gittiğim üçüncü günden itibaren muhabirlerin maden çevresinde fotoğraf makinesiyle dolaşması ve ailelerle görüşmeleri engellenmeye başlandı. Fakat maden çevresinde TRT ve Anadolu Ajansı muhabirleri rahatça çekim yapabiliyor, çadırda kalan ailelerle görüşebiliyorlardı. Ocak'ta incelemelerde bulunan bakanların açıklamalarını da sadece Anadolu Ajansı izleyebiliyordu. Sonraki günlerde medya üzerindeki baskı daha da artırıldı. Maden ocağının çevresi tamamen polis barikatı altına alındı. Hatta jandarma da gazetecilerin yoluna ocağa giden ana yolda kesmeye, basın kartı olmayanları almamaya başladı. Şoför arkadaşları geçirmekte bile zorlandık. Gazetecilerin ocağa yaklaşmasına hiçbir şekilde izin verilmedi. Medyanın tek haber kaynağı
bakanların, maden ocağının tepesindeki yönetim yerinde belli aralıklarla yaptığı bilgilendirme toplantıları haline geldi. Ya, hani Kuzey Kore'den farkımız ne? Mık, mık. Evet, gıdımlık denir ya. Hani hiç değilse hala bizler buralarda böyle konuşabiliyoruz. İçeri atılmıyoruz, idam edilmiyoruz. Mık. Evet, işsiz olarak bizim bir sonraki kuşağımız, yani asıl şimdiki aktif gazeteciler kuşağı, bir cenazede karşılaştık. Böyle baktım, %90'ı işsiz. Ölen arkadaşımız da dahil. Yani gelinen nokta bu. Mesleğinin en verimli çağında işi yok. Aynı şekilde gazeteciler sitesinde hafta sonları torun bakmaya gidiyorum. Mahallede torunu dolaştırırken karşılaştım arkadaşlar. Bizim mesleğin en iyileri şu anda, en verimlileri ve çoğu işsiz. Ya. Yani o şimdi böyle bir travma yaşanıyor Türkiye'de. Bunun demokrasiyle, hukuk devleti düzeniyle, medya özgürlüğüyle falan hiçbir ilişkisi yok. Çalışanlar da işte anlatmış Mesut Bey'in, çalışanlar da haber yapamıyor. Habere ulaşamıyor. Yani ne kadar şanslıymışız tabii. Ya. Bizim yıllarımızda tabii 60'lı yıllar, 70'li yıllar gazeteciliği, yani bizi gazeteci yapan haber kaynağıydı. Bütün meslek örgütleri, demokrasi var, sendikalar var, planlama var, uzmanlık kurumları var, özerk kurumlar var. Hepsinin çalışmaları bizi besliyordu ve biz gazeteci öyle oluyorduk. Şimdi arkadaşlarımızı bu işin aslı şudur diyebilen hala iktidar tarafından aforoz edilmiş birkaç meslek kuruluşu var. Çevreye ilişkin, işte Mimarlar Odası. Ne diyor Cumhurbaşkanlığı? Açıklama yapıyor. Diyor ki şeyimiz yasaldır diye. Hala şeyde ruhsatı da sanal diye, yasa dışı diye, kaçak ruhsatı da kaçak diyebilen her şeyi kaybetmeyi göze almış, belli yaşlara gelmiş meslek odası yöneticileri var. Onlardan sonra ne olacak? Onlar bir yaşam standardına razı olmuşlar. Ötesini istemiyorlar. Onurlu duruyorlar ve orada duruşlarını ediyorlar. Ve dikkat edin, nerede travma varsa orada şu anda demokratik odaklar var. Barolar, meslek odaları. Bir tek onlar kaldı çünkü sendikaları bitirdiler. Onların hepsini de zaten yakında sendikaları şey bitirdiler. Şimdi yasa çıkardılar değil mi? Bu iş kaza şeyle, cinayet, iş cinayetleriyle ilgili yasa çıkardılar. Kimi böyle işte göreceli düzeltme maddeleri gibi var. Örgüt olmadan o maddeler olabilir mi? Madenlerde çalışanların %90 üstü ikinci el, üçüncü el işçisi konumunda. Hangi hukuk? Hangi yasa? Sendikal örgütlülük hiç yok. Zonguldak direnişini yaşadığımız zaman 90, yani bu tarihten çok eskiden söz etmiyoruz. 90'da Zonguldak'ta 36 bin Zonguldak TKİ işletmesi işçisi vardı. Sendikalı işçi. Bugün Zonguldak'ta TKİ'nin kadrosunda olan, ki çoğu üstteki işlerde kaldı onlar. Çünkü ikinci asıl işçileri ucuz emek olarak ikinci el, üçüncü el de çalıştırıyorlar. Taşeron, yani o son kazanın olduğu da hep taşeron işletmesinde olan yerlerde. 9000'in altına indi. Şimdi böyle bir travma var. Yani yıllarca Cumhuriyet öncesinden bu yana yatırım yapılan Zonguldak madenlerinin, TKİ'nin ocaklarında taşeronlar çalışıyor. Onlar kazanıyor. Ve üstelik de insanlar ölüyor, işçiler ölüyor. Çareyi ocakları kapatmakta buluyorlar. Ya ölüm ya yoksulluk. Tabii yani, öyle bir şey. Böyle bir ikilemle karşı karşıyalar. Bu arada Cumhur Nadir bir tweet atmış, diyor ki Kuzey Kore'de hırsızı idam ediyorlar diyor. Hani bazı şeyler muhalifler de evet idam ediliyor ama orada asıl orası bile bizden iyi demeye getiriyor. Bunu söylemeye kalbim el vermedi, kusura bakmayın. Şimdi Özgür Gündem gazetesini bir ekrana getireceğim. Nedeni şu, şimdi Özgür Gündem gazetesi genellikle görülmez. Görülürse de hep
işte çözüm süreci, müzakere, Öcalan, Kobani eylemleri falan diye görünür. Gerçi 25 Kasım'da sınıra başlığı onu gene söylüyor. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü 25 Kasım. Orada Şengalli, Sincarlı kadınlar verecek o startı. 25 Kasım'da bir destek için sınıra gideceklermiş. Ama benim hemen onun altındaki haberi dair notlarım sizinle onu paylaşmak istiyorum. Bakın, diğer gazetelerde içerilerde kalmış da onun için buradan paylaşıyorum. AKP döneminde yaşananları tam da yetkilisi açıklamış. Çalışma ve Sosyal Bakalım. Güvenlik Bakanı. Ben ona girecektim o videoya. Faruk Çelik. Şimdi buradan ne girelim, sen deşifre et. Kaç yıldır iktidarda? 12 yıl bitti. 13. yıla girdi. Bu dönemde 13 yıl boyunca kaç işçi ölmüş, katledilmiş, cinayet? 13 bin. Yani yılda 1000 işçi ölmüş. Bu yılın rakamı içinde değil üstelik. Değil. Bu yılın rakamı bunu daha da katlıyor. AKP hükümetinin 12 yıllık işçi bilançosunda savaş bilançosu gibi demiş. Hakikaten savaş bilançosu gibi. 1 milyon 1921 işçi yaralanmış. 13.510 işçi de ölmüş, öldürülmüş. Üstelik diyor haber, Faruk Çelik'e dayanarak gene, bunlar sadece sigortalı emekçiler. Hani sigortasızlar, o kenarda köşedeki zavallı taşeronların elindekiler dahil değil. Korkunç rakamlar bunlar. İç savaş gibi 13 bin. Yani bu ülkede 30 yılda 30 bin kişi öldü diye çözüm süreci tabii yaşanıyor. Neler neler hani konuşuluyor, büyük büyük projeler. 12 yılda 13 bin işçi ölüyor. Hanımlar beyler, bu ne Allah aşkınıza? Sadece sigortanın para ödediği, para işte kayıtlarından bu. Hadi bakalım. Tam senin alanın. Anlat Şükran Soner. Şimdi tabii bir düş görmüştük diye söze gireceğim. 60'lar sonrası, 61 anayasası, 63 yasalarıyla sendikal haklar Türkiye'de kazanılınca toplumsal birikim çok ileride oldu. Çünkü bu ülkenin toplumsal birikimi. Biz sadece 17 yıl içinde, yani 80'e gelene kadar dünyada sendikalaşma oranını Amerika'nın, Avrupa'nın ilerisine götürmüş ülke olduk. Hı hı. Bu anormal bir büyümeydi. Çünkü toplum hazırdı. Bir başka nedeni vardı. Siyaseten kabul edilince batılılaşmanın demokratik değerleri, sendikal hakları, kamu işletmelerinde de siyasi iktidarlar sendikaları yasaklayamadılar. O ikisinin birikimindeydi. Sonra işte o liberal politikalarla 12 Eylül aslında bunun için geldi. Tabii, bu ülkeye. Kesinlikle. Yani 24 Ocak kararlarını demokrasi içinde uygulama şansı yoktu. Çünkü bu toplumsal birikim, bu sendikal meslek örgütü, demokrasi kültürü, sol birikim Türkiye'de biçilen arka bahçe rolüne uymuyordu. Kimse bu gerçeği böyle dillendirmek istemiyor bugünün Türkiye'sinde. Ama sol bunu her zaman söyledi, her dönem söyledi. Yani o işte darbe anayasası falan dediğimiz emperyal sistemin Türkiye biçtiği dondu, arka bahçe dondu. Bir geriye püskürtmeye de Türkiye'nin biçilen rollerle bağlantılı insanın ezilmesi gerekiyordu. Cumhuriyet birikimleriyle, demokrasiyle, aydınlanmayla, Anadolu aydınlanması dediğimiz şeyle insanların her kentte, her kasabada geldiği bu olmaz diye bir adalet terazisi vardır ya, köyde de dahil, muhtarlıklar düzeyinde işte okul var, öğretmen, bir imam bir arada, bunlar hepsi kalktı şimdi. Onun getirdiği bir toplumsal adalet, toplumsal denge, toplumsal paylaşım diye bir şey vardı. Anadolu uygarlığı. Anadolu uygarlığı bugünün sömürü düzeninde Türkiye'ye biçilen role uymuyordu. Bu iktidarla bu yaratıldı ve bu proje uygulandı ve bu sonuç alındı. Hiç öyle, yani hep mağdur üzerinden, tam tersine medya algılamaları o kadar tersine oluyor ki insanları mağdur etti. Ve en çok da inanmışları, çünkü en yoksul, en eğitimsiz onlar. En çok bedel ödeyen onlar, en çok onları mağdur etti. Şimdi kentlere müthiş bir göç oldu, gökdelenler çıktı. Peki falan. Peki fark etmiyorlar mı bunu? Hayır. Neden? Afyon. Yaşama kapan, gettolaşma Afyon'dur.
İnsanlar kıyaslayarak algılar. Benim sosyal bilim anlamında hiç unutmadığım hocalarımızdan duyduğum bir kavram vardı. Hak arama duygusu algılamayla ilgili bir şeydir. Hindistan'da milli gelir çok düşük ama Hindistan halkı o milli gelirle artırarak işte uzay araştırmalarına, işte sanayi gelişmesine yönelik yatırımlara falan para ayırıyor o yoksullukla. Çünkü algılama yok. Avrupalı orada kaslara sıkışmışlar. Hep rakamlar buydu. Yani uluslararası toplantılarda, hı-hı, sendikacılık hareketinde aldığımız bilgiler de bunlar, 70'li 80'li yılların temel şeyi. Ama Avrupa'da bir sosyal hakkı budadığınız zaman yüz binler sokağa çıkar, başkaldırır, grevler olur, genel grev olur. Yani hakkı arama, çünkü hak arama algıdır. Zaten bu çağda ırk ve dinin veba mikrobu gibi hortlatılmasının nedeni bu. Toplumları afyonlama. Çok basit bir örnek vereceğim. Almanya'ya giden işçilerimizle ilgili 83'te bir Frederick Ebert'in projesindeydi. Bizim eroin kullanıcısı ve satıcısı çocukların suç dosyalarından gittiğim bir adres vardı. Bir mahalleye ulaştım. Hamburg'da bir ünlü Nazi kökenli Alman işvereninin işletmelerinde çalışan Türk işçilerine, Türkiye'den göç eden işçilere daha doğrusu, adam demiş ki ne yapacaksınız sendikayı, ben size ev vereyim demiş, bir mahalle vermiş. Ben o mahalleye, o gettoya ulaşmış oldum. Oraya bir resimle cami yapılıyor, minare konmuyor, resmi var caminin. Evlere mikrofon konmuş, 24 saat Kur'an yayını var evlere. Ve orada ben eroin satıcısı, kullanıcısı çocuklara ulaşırken aynı zamanda İstanbul'dan gelin gitmiş, gittiği günden beri Almanya'da hiçbir yer görmemiş. Uzaktan orada bir seyyar araba gıda şeyi getirdi. Kadının yani insan çekmek, fotoğraf çekmek istiyor. Çünkü konuşuyorlar, fotoğraf çektirmiyorlar. Başladı kadın ağlamaya, kocam beni boşar diye. Söz verdim fotoğrafı kullanmayacağım ama filmi istiyor. Çünkü kocam beni boşar diyor. Kızı Almanya'dan bana kaç kere telefon etti. Filmi yakamadım o zamanki teknoloji orada şeyle. Hakikaten kullanmadım, öyküsünü anlattım. Böyle bir travma yaşanıyor. Ne? Getto, Kur'an dinletiyor. Bu İslam dini falan değil. Bu İslam'ın, siyasal İslam'ın siyasette afyon aracı olarak kullanılması. İnsanları sömürüye, boyun eğmeye, kimliksizliğe ve de geriye püskürtülmeye aracı olarak kullanılması. Aynı şekilde ırkçılık kullanılıyor dünyanın her yerinde. Bu sistem böyle, kimseler gelip böyle planları falan yapmasına çok gerek yok. Sonra var olanı kullanın, değerlendirin, birbirine kırdırın, birbirini yesinler. Eminim, anımsatırım da, IŞİD ilk harekete geçtiğinde Amerika çok sakindi. Irak'ta petrol rafinerilerinin işletilmesiyle ilgili bir sorun vardı. Kürtlerin eline verilen elindeydi, Şiilerin eline verilen elindeydi, Bağdat yönetiminde egemen onlardı. Ama Suniler mağdur kalmıştı bu sefer, Esad'ın aşiretleri. Onlara da pay verilmesi gerekiyor. IŞİD de burada işe yarıyor diye bakmış olabilirler başından. Ama tek tek adam kesme olaylarla karşılaşınca bu şey, bu gazap, bu örgütlenme bizi de zarar verecek gerçeği ortaya çıktı. Ortaya çıkınca ve müdahale zorunluluğu ben geldi. Ben şöyle bir şey benzetme, teşbih de bulunuyorum. IŞİD kontrollü arazi yangını gibi başladı. Evet. Yani hani bir araziyi temizlemek için. Tam öyle. Sonra bir rüzgar çıktı. Ve o orman yangınına döndü. Ona bakarsanız Taliban da öyle. Hamas da öyle. Ne ararsanız yani Filistin'i mahveden. Kontrol edeceğim zannediyorsun ve edemiyorsun. Hepsi yani şu İstanbul'da dinlemiştik, Taksim'de. Belki vardın, belki yoktun. Ben vardım ama o böyle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Ankara temsilcisiyle İsrail Barış Örgütü'nün başkanı, fizikçi bir profesör. Tam da Clinton'un barış anlaşmasının arkasından bize toplantı verdiler ve dediler ki maalesef barış gelmeyecek. Barış için yapılanlar çok az ve çok geç diye. Orada ikisi birden, yani iki karşılığı ülkenin ama barıştan yana, akıldan yana temsilcileri dediler ki çünkü burada yapılanlar gettolaşmayla ilgili şeyle, kan dökülmeyle ilgili o kadar çok acılı, o kadar çok şey yapıldı ki düzeltme yönelik yapılanlar. Şunu söyleyip duruyorsun, biraz daha açıp altını bir kez daha çizmeni rica edeceğim. Gettolaşmadan kastın, sen
Sünnisin, Sünni kimliğine sahip çık. Sen Türksün ya da Kürtsün. Yani bütün yani, bu bakın, şu açılım anda denen şeyler aslında ben, bir yap ben bakıma. Şimdi bak dışarıdan bakıyoruz sanki Orta Doğu Kürtlerini birleştiren bir hava var gibi. İçinde tam tersi ayrıştıran bir hava da var. Ben, zaten var onu biliyoruz. Ama evet, daha da pekiştiren. Çünkü çıkar çatışmasında pekişiyor bunlar. Yaşam dayatıyor. Eğer siz yoksulluğu paylaşmama adına en altta kalmamak için kendinizin üstündekileri devirmeye çalışma noktasındaysanız yaşam biçimi olarak ve de çıkarlarınızı sadece kendi gettonuz içinde görüyorsanız buradan hep kan çıkar. Buradan birlikte yaşam koşulları çıkmaz. Buradan insan hakları çıkmaz. Buradan barış çıkmaz. Yani Makedonya devleti kurulur ama orada cami cemaatleri olarak ayrı ayrı yaşarlar. Arnavutları, Makedonya ne dedi biliyor musunuz? Bizim Türk büyükelçisi, pardon konsolosu, bizim kaygımız dedi, biz burada çalışırken Balkanlarda şeye, Yunanistan'da o kadar karışıklık oldu ki yakın tarihte Makedonya'daki Yunanlılarla işte oradaki Arnavutlar ve dinler şey üzerinden öylesine bir savaş çıkabilir ki tekrar burada. Bizim çalıştığımız bütün projeler hava uçup gidebilir. Yunan Felsefe Birliği Başkanı bana ne dedi Balkan Kongresi'nde, profesör kadın. Biz dedi şeyden önce de Yunanistan krizinden önce Yunanistan'da Yunan asıllı, Arnavut asıllı, Müslüman, Ortodoks, Protestan öyle bölündü ki her an birbirimizi bir krizde vuracak noktaya geliyoruz. İşte getolaşma bu. Yani bir geçerli, güvenli değerler. Şimdi bunu yani, hem din hem de ırk temelinde Balkanlar senin en iyi bildiğin alan yaşandı. Türkiye'de yani ağzımdan gelasın ama böyle bir tehlike tabii var. Var mıdır? Türkiye'de bizi biz belki parçalanma projesine hedef olan ülkeler içinde hala parçalanmamış tek örneklerden yani çok az örnek vardı. Yok yani gibi. Tek örnekten biriyiz. Ben bunun Cumhuriyet Çimentosu'na bağlı olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Çimentosu'ndaki ulus tanımından başlayın. Sınırlarla ilgili, vatandaşlıkla ilgili falan. Geçerli demokrasi ve hukuk devleti kurallarına doğru gidişte öyle ölçekler var ki Anadolu uygarlığı, Anadolu aydınlanması, Anadolu uygarlığının tanımı bilinen tarih. Tarih geriye gittikçe Anadolu uygarlığının o paydalar çoğalıyor. Şimdi tam tersi ayrıştırma var. Yani tarih, bakın o Bizans tarihini falan hiç böyle görmeden üzerine inşaat yapma eğilimi falan var. Anadolu uygarlığından rahatsız oluyoruz. Anadolu aydınlanmasına rahatsız. Tehdit bunlar. Nelerden rahatsız yani, oluyoruz ki? Ama birikim tersine, toplumdaki birikim tersine. Türkiye'de Kürt-Türk mahallelerde insanların birbirini kesmemesi de bu birikimin ürünü. Birlikte yaşama peki kültürü onu, var, iradesi var. O birikimi var. Tükettik mi ya da tüketiyor muyuz? Tüketiyoruz ama tüketmedik. Tüketmiş neyse olsak ki zaten parçalanmış oluyoruz. Neyse ki. Ama neden? Güneydoğu'da her şeye rağmen duygusal bir kopuş olduğu söyleniyor. Doğru. 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 Çünkü evet, çok nedeni var. Çok paydası var, çok bileşeni var. Şimdiki en trajik bileşen de bu IŞİD ve örnek yani Suriye Özerk Kürdistan'ı Rojava diyelim, Rojava projesi üzerinden oldu. Çünkü orada yeniden düşlerde ayrışma oldu. Rojava projesi Suriye'de nasıl oluştu, ne için oluştu, Esad'la olan bağ, şeydeki Özgür Suriye'de olan kopukluk, sonra hatta Kuzey Irak yönetimiyle olan kopukluk, son dakikada şimdi Kuzey Irak'ta yapılan zoraki anlaşma, Amerika'nın yeni arayışı, güvence arayışı bölgede. Suriye'de niye Halep gündemde değil de gündemde. Evet, ben Türkiye'deki Kürtler açısından ve Orta Doğu'daki Kürtler açısından tabii ki Rojava onların önceliği ve doğal. Çünkü kendi akrabaları, kendi kardeşleri. Bizim de kardeşlik duygusuyla insani boyutta en çok yakınlaşmamız gereken boyut o. Bunlara hiç, bunlar kuşku götürmez bir şey. Ama Suriye'de, Halep'te kimler kaçtı, kimler öldürüldü? Sorgulamıyoruz bile, gündeme sokmuyoruz. Çünkü oradakiyle ilgili çıkar bağı kurma diye bir şey var. Ne Amerika bu çıkar bağını kuruyor? Amerika şimdi Ukrayna'ya da Avrupa
istedikleri projeyi gerçekleştirememişken, Rusya onlar için engel oluşturmuşken, Rusya ile yeni bir çatışma alanı niye yaratsın? Petrol de yok orada. Sonuna yaklaştık sevgili Şükran Soner. Şimdi Hakan Aksay'dan bir alıntı paylaştım. Evet. Bu cami konusunda nasıl alay mevzu olduğunu söylüyordu dünyada. Hakikaten öyle. Tam bir cehalet örneği zira. Şimdi o yazının sonunda diyor ki, asıl merak ettiğim benim diyor. Aklı başında, dünya görmüş, dil bilen, tarih bilen, işte okumuş yazmış, mürekkep yalamış medyadaki dostlarımız ya da aydınlar. Bunlar artık bu gerçekleri nasıl görmezden gelecekler? Programın sonunda bütün bu olan biten, hani üstleri kapatılıyor dedin. Daha ne kadar kapatılacak ya da bizi şimdi, hakikaten kaos dönemi diye de en başta adını koymuşsun. Bizi karanlık ve kaotik bir dönem mi bekliyor kaos önümüzde? Kaos dönemi adını koymamın nedeni ve kaos olmasının nedeni aslında insanın algılamasıyla ilgili bir sorun. Hı hı. Çünkü dünyada insanlar kurtuluşu kendilerini ve yakın çevrelerini ve aileleri, sonra ırklarını, sonra dinlerini kurtarma ile algılama noktasına geldiler. Çünkü medya çağı, algılama evet. çağı. İnsanlar insanlığa ait, evrensel değerlere ait, hatta işte sendikal haklara ait, hukuk devletine ait, ne varsa öbür algılamalar, insanca yaşamla ilgili. Piyasalar sanal üzerinden büyüyor. Şimdi ne diyorlar? Öyle bir şey yaratalım ki şablon, bu sabah dinledim, dehşetle dinledim. Yarı şaka yarı ciddi, ekonomi hocamız dedi ki, bütün dünya, Türkiye'de dahil, rakamlarla oynayıp bu yıl büyümeler yüksek gösterecek. Çünkü büyümeler algılaması yüksek olursa insanlar bu algılamayı satın alır. Satın alma önemli, gerçek değil. Satın, biliyorsunuz piyasalarda getirisi getiriyor bir şeyin, sonra kendisi oluyor, getirmiyor. Çünkü getirisi satın alınmış oluyor. Yani böyle bir travmatik durum var. Şimdi bu algılama düzeninde insanların algılamasıyla güçler dengesi ile oynanabildiği için, medya en güçlü silah olduğu için, silahtan daha etkin bir silah olduğu için, medya üzerinden savaşlar var. Ve orada da ve orada rütbesi yüksek meslektaşlarımız var. Giderek yükselen meslektaşlarımız var. Çok teşekkürler evet. sevgili Şükran Soner. Her zamanki gibi çok keyifli bir sohbet oldu. İki torun var değil mi? Evet. Torunlara iyi bir gelecek, iyi bir Türkiye, güzel bir Türkiye dileyelim. Efendim yarın Taraf Gazetesi'nin bugün manşetinde Tek Adam Bakanlığı. Şimdi Tek Adam Bakanlığı şu, görebiliyorsunuz herhalde, gösterebiliyorsunuz. Evet, şimdi güvenlik, polis, jandarma, istihbarat, her şey bir bakanlığa bağlanacak. O bakanlık Güvenlik Bakanlığı adını alacak muhtemelen ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da muhtemelen onun başına gelecek, Güvenlik Bakanı olacak. Doğrudan doğruya Erdoğan'a bağlı olacağından hiç şüpheniz olmasın. Yanı sıra yeni bir yasa çıkıyor, güvenlik yasası çıkıyor. Yarın bunları, bu konuları çok iyi bilen, çok iyi araştıran bir gazeteci, genç bir gazeteci İsmail Saymaz konuğum olacak. Yarın bunları konuşmak üzere. Hoşçakalın efendim. En büyük kurulmuş bakanlık Yanma Bakanlığı bu arada tabii. Yanma Bakanlığı. Doğru. Görüşmek üzere efendim.